mesela atomun çekirdeğinde proton ve nötron var. Nötronlar adı üstünde zaten nötr olan yük taşıyorlar. Protonlar da pozitif elektrik taşıyorlar. Dış yörüngelerde elektronlar dönüyor. Ama akıl almaz bir hızla ve akıl almaz bir düzgünlükle ve akıl almaz bir intizam içerisinde, yani böyle birbirine hiç çarpmadan. Müthiş bir matematik var değil mi? Tabii hocam? Müthiş bir matematik var. Yani mesela 100 tane elektron dönüyor çekirdeğin etrafında fakat hiçbiri birbirine çarpmıyor. Normalde birbirlerine yapışması lazım. Yani çekirdekle elektronların, yani protonla elektronların birbirine yapışması lazım. Fakat o dönmenin hızından, yani merkez kaç kuvvetiyle yapışmadığı iddia ediliyor. Tamam, kabul edelim, merkez kaç kuvvetiyle yapışmıyor. Ki yani mucize olarak yaratılıyor. Bence o hiç makul bir açıklama değil. Evet. Hiç makul. Bir kere bunun, yani milyonlarca sene onun etrafında dönmesi, yani oradaki enerjinin hiçbir açıklaması yok. Yani çok büyük bir mucize. Yani dünyanın ömrünce dönüyor onun etrafında. Yani bir başlamış, sürekli dönüyor. Ve muazzam bir intizamla ve korkunç bir süratle. Mesela saniyede 50 bin tur atıyor. Yani ne demekti bir saniyede 50 bin tur? Muazzam bir güç. Ve yörüngesinden asla sapmıyor. Bunun üstüne mesela demir atomu düşünelim. Üstüne balyoz da vuruluyor. O merkez kaç kuvvetle diyoruz, hani geride duran elektronların normalde darbeyle direkt darma keşen olması lazım. Muhatap dahi olmuyor. Yani sanki havada kuş uçuyor böyle. Hiç muhatap olmuyor. Muazzam bir kuvvetle meydana getirmiş Allah. Araları tam bir boşluk. Hatta bilim adamları diyor, yani göz maddeyi bu şekilde bir bütün olarak görüyor ama işin doğrusu böyle değil diyor. Madde saydam diyor bilim adamları. Yani çünkü o kadar aralık var ki diyor, yani protonla, yani çekirdeğin bulunduğu, yani nötron ve protonun bulunduğu çekirdekle elektronun arasında muazzam bir ayrılık var. Mesela buradaysa farz edelim çekirdek, öbürü bahçeli evlerde geziyor elektron. O kadar muazzam farklılık var. Dolayısıyla böyle kevgir gibi, yani çok saydam bir yapısı var maddenin. Hatta diyor dışarıda biz yok sayabiliriz diyor. Yani bilim adamları %99,99,99 böyle gidiyor. O kadar boştur diyor madde. Fakat göz böyle algılıyor diyorlar bilim adamları. Mesela dışarıda zaten ışık yok diyorlar. Işık sadece dalga var. Göz bunu böyle algılıyor diyorlar. Yani beynin algılaması. Dışarıda ses de yok diyorlar. Sadece dalga var. Sesi de beyin bu şekilde algılıyor diyorlar. Maddeyi de böyle algılıyor. Zaman da yok dışarıda diyorlar. Zamanı da beyin böyle algılıyor diyorlar. Şimdi bu çok harika ve metafizik bir ortam olmuş oluyor. Evet. Çok çok şaşırtıcı. Atomun bu aşırı düzgünlüğü, aşırı gayretkeşliği, yani bunlar benzinleri yok. Yani herhangi bir enerji de almıyorlar. Bir kere hareketlenmiş, hiçbir şekilde durmuyor. Ve yörüngesinden de asla sapmıyor. Yani nasıl olur mesela 90 tane elektron, 80 tane elektron küçücük bir çekirdeğin etrafında saniyede 50 bin turla dönüyor ve yani binlerce kilometre hızla dönüyor. Fakat hiçbir şekilde birbirine çarpmıyorlar. Ve bu, bütün insanlar bunu çok normal karşılıyor. Halbuki bir tanesi bile atomun çok büyük bir mucizedir. Mesela biz şimdi buraya dokunuyoruz. Dokunmak mümkün değil. Dokunma diye bir olay olmuyor. Yani atomların yapısında birbirini itme var. Biz mesela buraya dokunduğumuzda oradaki elektronlarla bizim parmağımız ucundaki elektron birbirini itiyor. İttiği hiçbir şekilde temas olmuyor. Bu temas hissi
Bu itme hissinden kaynaklanıyor. Yani itmeden kaynaklanıyor. İtmeden dolayı biz temas hissini alıyoruz. Mesela bu da o kadar bilinmeyen bir şey. Yani hiçbir şekilde madde birbirine dokunamıyor. İttikleri için birbirlerine. Mesela biz buraya şimdi dokunduk. Bir dokunma hissi geldi. İtmeden kaynaklanıyor bu. Yani şiddetli bir itme hissi var. Oradan kaynaklanıyor. Biz bunu temas olarak hissediyoruz. Temas ettiğimizi zannediyoruz. Halbuki böyle bir olay olmuyor. Bunun gibi Allah o kadar harika olaylar yaratmış ki, yani küçük seviyede insanlar iyi inceleyebilse, iyi bakabilse, sırf atomun yapısıyla bile insanlar çok rahat iman edebilirler. Bu da atomun yapısını göstertiyor. Evet, birazdan ekranlarımız. Bakın merkezde proton ve nötronlar var. Elektronlar da etrafında dönüyor. Bir saniyede 50 bin tur atıyorlar. Saatte 150 bin kilometre hızla dönüyorlar. Yani bunu insanlara söyleyip geçiyor. Sanki çok kolay bir şeymiş gibi. Ve dünyanın yaratılmasından itibaren bunlar muntazam bu hızdalar. Ne gaz yağısı var, ne benzini var, ne elektriği var. Yani buna hiç başı yok. Sürekli kendinden Allah bunlara bir güç vermiş. Kıyamete kadar bunlar bu güç içinde devam ediyorlar. Mesela proton, nötronlar birbirlerini tutuyorlar. Bu aralarında birbirlerini tutturacak küçük parçacıklar var. Elektronlar da 7 kat oluşturuyorlar. Çekirdeğin etrafında tam 7 kat oluşturuyorlar. Ve muazzam bir hızla dönüyorlar. Yani mesela yüze yakın olabiliyor elektronlar, yüzün üstünde olabiliyor. Hiç birbirine çarpmadan gayet muntazam 50 bin tur atarak 150 bin kilometre hızla dönmeye devam ediyorlar. Atom şimdi ortada bir çekirdek var. Mesela ta Silivri'de bir karpuz düşünelim, burada küçük bir karpuz. Ta Silivri'de bir elektron onun etrafında saniyede 50 bin tur atıyorsa ve hiç şaşmadan ve üstüne balyozdan vursan dahi yörüngesinden sapmıyor. Bak düşünün, atomun küçüklüğünü düşünün. Ve enerjinin gücünü de düşünün. 50 bin tur saniyede dönüyor etrafında ve üstüne balyozla vurduğunda bana mısın demiyor. Yani sırf şu tek başına çok çok büyük bir mucizedir. Yani çünkü çok nazik bir şey bu. Yani, ya bir kere niye dönsün etrafında? Niye 50 bin tur atsın? Niye o çekirde o kadar sadakat göstersin? Yani bunun enerjisi nereden geliyor ayrıca? Bu ve milyonlarca sene dönüyor etrafında. Dönüyor da dönüyor, sürekli dönüyor. Sizce bu bir zikir midir? Tabii ki Allah bizim bunu duymadığımızı, fakat her canlının, her şeyin Allah'a zikrettiğini söylüyor Cenab-ı Allah.